İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçenin ölümünün ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu. Papa Francesco taziyelerini iletti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yazı geçirdiği İskoçya'daki malikanesinde 96 yaşında huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada kraliçe huzur içinde öldü denildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberi Londra Köprüsü yıkıldığı parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin ölümü nedeniyle Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Kraliçenin ölümünün ardından İngiltere Kralı olan Charles mesajında, Kraliçenin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek diyerek Yaz ve değişim döneminde ailem ve ben, kraliçeye duyulan sevgi ve saygıyla avunacağız ifadelerini kullandı. Kraliçe, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği temel taşıydı diyen İngiltere Başbakanı Tras'a, Kral 3. Charles'a sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz. Tanrı, kralı korusun ifadelerini kullandı. Papa Francesco, Kraliçe Elizabeth'in sınırsız hizmetine ve inancın sarsılmaz tanıklığına saygılarını sundu. Papa Kral 3. Charles'a annesi Kraliçe'nin ölümü üzerine taziyelerini iletti. Papa Francesco Kral Charles'a gönderdiği yazıda Kraliçe'nin ölümünü öğrendiğinde derin üzüntü duyduğunu belirterek kraliyet ailesine ve Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına kalpten başsağlığı diledi. 70 yıldır tahtta olan Elizabeth dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu tarihin en uzun süre tahta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatıyla Fransa Kralı 14. Louis. Eylül 2015'te tarihin en uzun süre tahta kalan kadın hükümdarı unvanını ele geçirdi. Kraliçe 2. Elizabeth babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu.